yayın ekranı Aksaray Belediye TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı Günler programı ile yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktor Semiha Ülkü Gül hanımefendi. Merhabalar hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler de iyiyiz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz efendim. Bugün fizik tedaviyi konuşacağız ama ilk önce konuşmadan sizi biraz tanıyabilir miyim? Semiha Ülkü Gül kimdir? Peki, ben 1979 Ankara doğumluyum. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2011 yılında da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden fizik tedavi uzmanlığımı aldım ve yaklaşık 10 yıldır bu şekilde çalışmaktayım. Samsun Terme Devlet Hastanesi'nde bir süre çalıştım. Yine Aksaray Devlet Hastanesi'nde uzun bir süre çalıştım. Yine Aksaray'da bir özel bir tıp merkezinde bir süre görev yaptım. Şu anda Özel İnova Hastanesi'nde görevime devam etmekteyim. Başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Uzmansınız alanınızda. Bugün fizik tedaviyi konuşacağız. Nöral terapi nedir onları konuşacağız. İsterseniz fizik tedavi nedir? İlk onunla başlayalım. Peki fizik tedavi çeşitli fiziksel ajanlar ve teknikler kullanarak özellikle kas iskelet sistemi hastalıkların tedavisidir. Hı hı. Fizik tedavi nedir onu anlattınız hocam ama peki fizik tedavi branşı hangi hastalıklarla ilgileniyor? Hangilerini hastalıkları kapsıyor onları anlatır mısınız? Tabii ki fizik tedavi bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem kireçlenmeleri, eklemin diğer tendon yaralanması, menisküs yaralanması gibi tüm problemleri, donuk omuz, fibromiyaj adını verdiğimiz kas romatizması, iltihaplı romatizmal hastalıklar, osteoporoz adını verdiğimiz kemik erimesi gibi tüm kas iskelet sistemi hastalıkları ilgilenmekte. Aynı zamanda rehabilitasyonu çok önemli olan inme, Parkinson, miyopati, multiple skleroz gibi hastalıkların rehabilitasyonunu yapmaktayız. Fiziksel ajanlar demiştiniz hocam. Fiziksel ajanlar ve teknikler nelerdir? Neden fiziksel ajanlar diyoruz biz? Fiziksel ajanlar bizim kullandığımız cihazlar. Fizik tedavide kullandığımız birçok cihaz var. Bunlardan bir tanesi elektroterapi cihazlarımız. Bunlar çeşitli frekanstaki elektrik akımları. Bu elektrik akımlarının analjezik dediğimiz ağrı kesici özelliğinden aynı zamanda dolaşım artırıcı etkisinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda derin ısıtıcı, yüzey ısıtıcı dediğimiz çeşitli cihazlarımız var. Bunlar infraruj lambası gibi, hot pack'lerimiz gibi, parafinlerimiz gibi. Aynı zamanda ultrason, kısa dalga diyaterm adını verdiğimiz cihazlar bulunmakta. Traksiyon dediğimiz çekme cihazı, lenfödem tedavisinde kullandığımız lenfödem cihazları bulunmakta. Teknik ise manuel, elle yaptığımız tedaviler. İşte mobilizasyon teknikleri, manuel terapiler, masajlar ve fizik tedavinin olmazsa olmazı egzersizler. Yani fiziksel ajanlar ve tekniklerden hariç başka kullandığımız ek yeni çıkan tedaviler falan var mı? Bu teknolojiyle değişiyor sürekli değil mi? Tabii ki. Evet artık sık sık başvuruyoruz. Bu klasik tedavilerimize ek olarak yeni tedavileri bizler öğreniyoruz, kurslarına gidiyoruz ve devamlı kendimizi yenileyip bunları da uygulamaya çalışıyoruz hastalarımıza. Son zamanlarda Türkiye'de gitgide böyle kıymeti artan ama böyle Almanya gibi Avrupa ülkelerinde çok önceden de yan etkisi az olduğu için tercih edilen bir yöntem olan nöral terapi. Sıklıkla başvurduğumuz bir yöntem. Yine ozon tedavisi var muhakkak duyulmuştur. Hacamat tedavisi yani yaş kupa tedavisi, kuru kupa tedavisi, akupunktur, kinezyo bantlama, kuru iğneleme tedavisi başvurduğumuz ek tedavilerimiz. Türkiye'de de yeni gündeme geldi bu nöral terapi. Herkes de merak ediyor. Nöral terapi ne demek? İsterseniz onu açıp konumuza devam edelim hocam. Nöral terapi evet çok bilinmiyor. Türkiye'de böyle yeni yeni anlaşılmaya, değeri fark edilmeye başlandı. Nöral terapi vücudun onarım mekanizmasını devreye sokan bir düzenleme tedavisi. Bir enjeksiyon yöntemi aslında. Nöral demek sinir anlamına geliyor. Yani sinir sistemi üzerinden etki ediyor. Vücudumuzda iki tür sinir sistemi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi istemli hareketlerimizi sağlayan somatik dediğimiz sinir sistemi. İşte yürüme, konuşma, hareket etme bu tür istemli hareketlerimizi kontrol eden sisteme somatik sinir sistemi diyoruz. Diğer sinir sistemi otonom sinir sistemi. Yani tamamen bizden bağımsız kendi kendine iç organlarımızı çalıştıran solunum, dolaşım, kalp atışı bunları kontrol eden bir sistem. Otonom sinir sistemi hem iç organlarla bağlantılı olduğu gibi aynı zamanda cilt altında da sonlanımları bulunmakta. Ve tüm vücudumuzu saran yaklaşık 500 bin kilometre uzunluğunda büyük bir nöral ağ. Nöral terapi etkinliğini bu sistem üzerinden gösteriyor. Nasıl oluyor etkisi? Şimdi şöyle insan bir hayatı boyunca çeşitli travmalara maruz kalabiliyor. Mesela
Diyelim ki bir ruhsal travma yaşayabilir, bir ameliyat geçirebilir, bir kaza geçirebilir, bir diş tedavisi görebilir. Bunlar bu otonom sinir sisteminde çeşitli hasarlar bırakıyor. Biyoelektriksel hasar diyoruz bunlara. Yani bir bölgenin elektrik potansiyelini bozuyor ve oradaki akış bozuluyor, bloklar meydana geliyor. Vücut ara ara bunu onarıyor, tamir ediyor ama bir süre sonra tamir edemez duruma geliyor. Ve hani bir bardağın dolup taşması gibi taşmaya başlıyor ve kronik ağrılar, işte fonksiyon bozukluğu, yani hastalıklar ortaya çıkıyor. Nöral terapideki amaç bu bloğu ortadan kaldırmak, oradaki bozulmuş elektriksel potansiyeli normale çevirmek. Kullandığımız madde anestezik maddeler. Neler bu madde? Kısa etkili anestezik maddeler, lidokain, prokain adını verdiğimiz. Ama kesinlikle bu ilaçların anestezi etkisinden faydalanmıyoruz nöral terapide. Faydalandığımız şey o nöral ağdaki bloğu kaldırmak için elektriksel potansiyeli düzeltmek. Yani tam bloklanmış yere bir enjeksiyon yapıyoruz. Enjeksiyon yaptığımız anda o bölgedeki potansiyel normale dönüyor ve olumlu bir uyarı yayılıyor. Ve nöral ağ tekrar bloğu kaldırıyor ve vücut orayı tamir etmeye başlıyor. Ve bu şekilde hem ağrı geçiyor hem vücut tamir de yaptığı için tedavi de oluyor. Her hastalıklarda kullanılmıyordur. Mutlaka hangi hastalıklara nöral terapi uyguluyorsunuz? Özellikle kronik ağrı dediğimiz uzun süreli ağrılarda kasikere sistem hastalıklarının çoğunda kullanabiliyoruz. Bir bel fıtığı ağrısında, boyun fıtığı ağrısında, kireçlenme ağrılarında, huzursuz bacak sendromunda, fibromiyajide, fasiyel sinir paralizi dediğimiz yüz felcinde iyileşmeyi artırmak için kullanıyoruz. Romatizmal hastalıklarda iyileşmeyi desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda alt ekstrem dediğimiz altta dolaşım bozukluğu olan şişlikleri gidermede kullanıyoruz. Yani kullanım alanı çok geniş. İleri düzeyde bir rahatsızlığı olanlar size gelip nöral terapiyi isteyenler çok oluyor mu? Yeni Türkiye'de çıktığı için bilinmiyor demiştiniz. Çok bilinmiyor. Şu an biz daha çok tavsiye ediyoruz. Yani şöyle hasta geliyor bize mesela, diyor ki ben şu 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 tedavileri yaptırdım ama bir sonuç alamadım diyor. Yani klasik fizik tedavi yapıldı, ilaç tedavisi dedi, medikal tedaviler yapıldı ya da ameliyat oldu ama hala ağrı geçmedi. Çünkü ağrı hafızası dediğimiz bir durum var. Ne kadar bel fıtığı alınsa da o bölge ağrı hissedebiliyor sürekli. Çünkü bir ağrı hafızası oluyor. Bunları tedavi etmede gerçekten çok başarılı. Çünkü orada blok var, bloğu kaldırıyor. Bu tür hastaları biz tavsiye ediyoruz. Duyup gelenler de var. Çünkü nöral terapi uygulayan çeşitli hekimler bunları eğitim alıp çeşitli illerde belli alıp birbirine yönlendirme şeklinde de uyguluyoruz bu tedavileri. Sizler de kullanıyorsunuz. Peki yan etkileri var mı hocam bu nöral terapinin? Aslında bilinen çok ciddi bir yan etkisi yok. Anestezik madde kullanılıyor. Sadece buna karşı alerjik reaksiyon olabilir ama çok görülen bir yan etki değil. Vücuda herhangi bir madde de geçmediği için çok ciddi bir yan etki görmüyoruz. Sadece enjeksiyon olduğu için eğer steriliteye dikkat edilmezse o bölgede bir enfeksiyon olabilir. Bir de derin enjeksiyon yapılırsa çok ileri seanslarda cevabı geç aldığımız hastalarda daha derin enjeksiyonlar, iç organlara dahi inebileceğimiz enjeksiyonlar oluyor. Onlar da işte doku hasarları, kanamalar, onlarla karşılaşabiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki görmüyoruz. Peki kimlere uygulanabiliyor? Bunun bir yaş sınırı var mıdır? Bu yaşa kadar yapıyoruz ya da yapmıyoruz diyebileceğiniz. Çocukluk yaş grubundan yaşlılık yaş grubuna kadar herkese yapılabilir. Sistemik hastalığı olanlara da yapılabilir. Yani bir böbrek hastasına, karaciğer yetmezliği olana, diyabeti, hipertansiyonu olana. Yan etki olmadığından dolayı rahatlıkla çocuklara da yapılabilir ama tabii çoklu enjeksiyon bu. Bir tane enjeksiyon değil, bölge bölge akupunktur gibi noktaları var. Onun için rahatsız edici olabilir sadece. Çocuklarda ilk başta tercih ettiğimiz bir şey değil ama yaşlılarda çok güvenli kullandığımız bir tedavi. Hamile ve emzirenlerde de kullanabiliyoruz. Mesela hamile ve emzirenler çok böyle elimizin kısıtlı kaldığı gruptur. İlaç veremeyiz, fizik tedavi uygulayamayız. Onlara böyle çok rahatlıkla uygulayabildiğimiz tedavi. O kadar doğal yani. O kadar doğal, aynen. Ve doğal bir tedavi olduğu için zaten daha çok tercih ediliyor. Peki uygulanmayan kişiler var mı hastalar? Evet, uygulanmayan hasta grubu sadece miyasteniye gravis dediğimiz bir kas hastalığı grubu. Bu gruba çok tercih etmemek lazım. Bir de antikoagülan dediğimiz kan sulandırıcı kullanan ve ciddi kanama bozukluğu olan hastalarda yine yüzeysel enjeksiyonları yapabiliyoruz. Sadece derin enjeksiyonları çok tercih etmemek gerekiyor. Peki nasıl uygulanıyor? İyileşmesi ne kadar sürüyor ya da seanslar kaç seans oluyor hocam?
Nöral terapi genelde haftada bir ya da iki seans şeklinde en az 3 gün arayla uygulanması gerekiyor. Bu lokal anestezik dediğimiz maddeleri sulandırıyoruz belli bir oranda. Küçük insülin ucu ya da mezoterapi iğne uçları var. Onlarla cilt altına enjeksiyon şeklinde uyguluyoruz. 2-3 seans hastaya göre 10 seansa kadar yapılabiliyor. Aldığımız olumlu cevaba göre ilerliyoruz. Her seans hastamızla konuşuyoruz. İşte ağrı cevabı nasıl diye. Yani bir bardağı boşaltır gibi yavaş yavaş boşaltarak o olumlu cevabı, onarım cevabını aldıktan sonra tedaviyi sonlandırıyoruz. Yani hastalığın derecesine göre o seansları artırıp azaltabiliyorsunuz siz de. Aynen o şekilde. Hastadan aldığımız cevaba göre belirliyoruz. Kimi hastada ilk seansta bile tamamen düzelme olabiliyor. Mesela donuk omuzla gelen bir hasta ilk seansta kolun açıldığını fark edebiliyor. Çünkü o nöral ağ dediğimiz ağ direkt devreye giriyor ve hasta çok rahatlıkla kolunu kaldırır duruma geliyor. Ama kimi hastada bozucu alanlar diyoruz. Çeşitli vücudumuzda bu ağı nöral ağı bloklayan yerler var. Bunlar ameliyat skarları, aşı skarları, hatta doğuştan olan bu göbek deliği. Buralar bozucu alan olabiliyor. Yavaş yavaş hastanın durumuna göre çok fazla da enjeksiyon yapmadan bu bozucu alanları da tedavi ederekten hastanın daha rahatlamasını sağlıyoruz. İlk yaptığınız hastalarda nasıl tepkiler aldınız hocam? Memnun kaldılar mı nöral terapiden? Tabii. Çok şaşıran hastalar oluyor. Hani kolunu kaldıramayıp birden kaldırınca ya da eğilemeyip bel ağrısıyla eğilmeye başlayınca gerçekten şaşırıyorlar. Ama şimdi bu orada bitmiyor tedavi tabii ki. Şu an o an biz onarımı devreye sokuyoruz. Hasta rahatlıyor ama onunla tekrar görüşmemiz gerekiyor. O an onardı, onunla baş etti ama tekrar bloklanabilir. Tekrar ikinci bir seansta görüşüp duruma göre ikinci bir destek atmamız gerekebiliyor. Yani o şekilde gerçekten yüz güldürücü, yeni bilinen ama muhakkak kullanılması gereken bir tedavi. Peki bu terapi, nöral terapi olduktan sonra, uygulamamızı yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken şeyler var mı tedavi sonrasında? Nöral terapi açısından yok. Yani nöral terapi yapıldı diye o gün duş almama gibi bir durum yok, ilaç kullanmama gibi bir durum yok. Sadece bizim istediğimiz şey hastalardan çok yorulmamak. Çünkü her travma, her yorulma vücudu yine dolduran, o ağı zedeleyen bir durum. Mümkün olduğunca hani istirahat etmeleri bizim için çok daha avantajlı oluyor. İyi bir sonuç almak için. Aynen, iyi bir sonuç almak için. Peki hocam, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Seyircilerimiz için bu nöral terapi hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz son olarak? Ben özellikle artık böyle klasik tedavilerden fayda görememiş, artık doktor doktor gezmekten bıkmış, kronik ağrı çeken, ağrıdan dolayı mutsuzluk duyan, fibromiyajı hasta grubu özellikle, bu hastalarımıza gerçekten bu tedavinin faydalı olduğunu ve muhakkak uzman ellerde denemelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz bilgiler için seyircilerimize çok güzel bilgiler aktardınız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğum fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktor Semiha Ülkü Gül hanımefendiydi. Kendisi bize nöral terapi hakkında çok güzel bilgiler verdi. Tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Her hafta birbirinden farklı branşla ve konukla ekranlarınıza geleceğiz. Bizden ayrılmayın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.